Öyle bir şahsım ve şürekası var ki gerçekten utanıyorum. Samimi söylüyorum. Emin olun önümüze konulan tablo hiçbirimizin kabul etmeyeceği türden bir tablo. Dışarıda tam bir kuzu şahsım. Tam bir kuzu. Ama gözleri yürüyor Biden'ı görünce. Onu görünce gözleri gülüyor. Allah aşkına bana söyler misiniz ya? Türkiye böyle bir tabloyla hiç karşılaştı mı? En büyük derdi ne? Acaba ben onunla bir saat oturabilir miyim? Acaba onunla bir fotoğraf çektirebilir miyim? Acaba onunla tokalaşabilir miyim? Şu geldi, geldikleri hale bak. Utanmaz mısınız böyle bir şeyden? Bu devletin itibarı yok mu Allah aşkına ya? Bu devletin bir saygınlığı yok mu Allah aşkına ya? Yeter ki kendisini huzuruna kabul etsin bir on dakika bir saat bir görüşebilsin. Değerli arkadaşlarım böyle yapacak ki onun şürekası hep beraber onu kahraman ilan edecekler. Oturdu konuştu meydan okudu efendim esti yürüledi diye yazacaklar. Şu havuz medyasının da Gitmeden önceki manşetleriyle döndükten sonraki manşetlerini bir kıyaslayın. Ya 180 derece nasıl böyle dönebiliyorsunuz ya? Nasıl bir bel var bunlarda? Gerçekten hayret ediyor. Felaket bir bel var yani bunlar. Tabii bu şahsım Biden'la görüşüyor ve Türkiye'ye geliyor. Türkiye'ye gelince de çok farklı bir tablo. Çok farklı bir tablo ortaya çıkıyor. 180 derece karakter tamamen değişmiş oluyor. Biden'ı görürken gözleri gülüyordu. Türkiye'ye gelirken çatı kaşlı efendim tehditler, gözaltılar, hapisler, yalanlar, iftiralar sanayiciyi bitiriyor, esnafı bitiriyor, halkı bitiriyor. Farklı bir tabloyla karşı karşıyayız. Baskıcı yüzünü millete layık görüyor. Baskıcı yüzünü. Dışarıda kuzu, içeride ise kaplan kesiliyor. İşin gerçeği bu. Hani diyordu ya, ver papazı, al papazı diyordu. Ne oldu? Özel uçaklarla transfer yaptı ve papazı gönderdi. Bu can bu tende kaldıkça alamazsın diyordu. Bakın açıkça söylüyorum değerli arkadaşlarım. Haksız yere içeride tutulan Demirtaş ve Kavala var. Bir daha ifade edeyim. Haksız yere içeride tutulan Demirtaş ve Kavala var. Benim vicdanım kabul etmiyor. Belki onlar hayatlarının hiçbir döneminde Cumhuriyet Halk Partisine sempati de duymadılar. Belki oy da vermediler. Ama bizim görevimiz adalettir. Haksızlığa karşı durmaktır. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytansa o şeytanlar başka yerde oturur. <laughs> Kimse yanlış anlamasın. Yani onlar içeride kalıyor diye bir özel şeyimiz yok, beklentimiz yok. Tam tersine onların zaten hapiste tutulmaları yanlış. Demokrasinin gereği olarak.